Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbimizin izniyle Meryem suresini okuyup anlamaya başlayacağız. Rabbim kolaylaştırsın. Dilimize güzellik ihsan etsin. Hakkı söylemeyi kolaylaştırsın. Batıl ve yanlış söylemekten de uzak tutsun inşallah. Kıyamet günü mahcup etmesin. Kur'an'da surelerin yerleri var. Ve Kur'an'ın inişine göre de surelerin bir gelişi var. Hz. Meryem'in adıyla anılan bu sure, Habeşistan hicreti öncesinde indiği ile ilgili bilgiler var ve ona göre konuştuk elhamdülillah. Kur'an'daki yeri ile ilgili de Abdullah İbni Mesud Efendimizin ifade ettiği bu kadim sureler, özgürlük sureleri olarak değerlendirdik. İsra, Keyf, Meryem, Taha ve Enbiya sıralamasında bu süreyi okuyacağımızı elhamdülillah düşündük, niyet ettik. Ama yine de şöyle yapalım. Mevlamızın sözleri birbiriyle bağlantılı. Allah'ın ayetlerini bir bütün olarak değerlendireceğiz. Bir bakıma tevhidin gereği de budur. Biliyorsunuz tevhid sadece Allahu u Teala'yı birlemek değil. Allah'ı birleyince hayatımızda da bir vahdet ortaya çıkar. Müslüman parçalanmış bir kimlik sahibi kim değildir. Yani e, namazında gösterdiği tavırla düğününde gösterdiği tavır aynıdır. E, hayatı köle olarak yaşasa da patron olarak yaşasa da o Allah'ın kuludur. Bu bakımdan tavırlarına bir bütünlük olur. Parçalanmış olmaz. Müşrik insanlarda parçalanmış benlik vardır her konumla ilgili başka bir kimlik ve kişilik ortaya koyabilir. Allah korusun 150 yıldır kafirler tarafından eğitilen Müslümanların da bugün zihinleri bu şekilde parçalanmış durumdadır. Ve en büyük problemimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememize rağmen Allah'tan başka hayatımıza karışmaya yetkili kimse yok diyen dillerimiz olmasına rağmen gönüllerimizde başka felsefe ve ideolojiler hakim zihinlerimizi başka bilgiler değiştirmek, dönüştürmektedir. Öyle olunca bugün tekrar o birliği, tevhidi kalpte ve kafada sağlayabilmemiz için bir kere beslenme kaynağımız, bilgi beslenme kaynağımızı teke düşüreceğiz. Yani Allah'ın kelamı bizim için öğretici olacak. Bilginin kaynağı Allah olacak, başkası olmayacak. Öne bunu koyacağız, başkaları bunun önüne geçmeyecek ve öylece dinleyeceğiz. Bu noktada da Kur'an'ın bütününe yönelik bir tavırımız olacak. Çünkü Kur'an'ın tamamı bize bize anlatır. Bizim zikrimizdir. Rabbimizi zikrediyoruz ama aslında biz kendi zikrimizi yapıyoruz. Kendimizi anlamaktayız. Böyle bir şerefle karşı karşıyayız. O bakımdan Kur'an'daki bütünlüğü kavramaya gayret ediyoruz. Ne yapalım? Bir önceki yani Kehf suresinin son ayetleriyle başlayalım. 109 ve 110. ayeti okuyayım. Kul lev kanel de ki eğer denizler midaden li kelimati rabbi Rabbimizin kelimeleri için mürekkep olsa Lene fidel bahr denizler tükenir. Kable en tenfede kelimatu rabbi Rabbimin kelimeleri tükenmeden ve lev cina bi mislihi onun kadar daha olsa yani denizler hatta başka ayetlerde yedi deniz de ifadesi var. Hepsi mürekkep olsa iki deniz, yedi deniz, hepsi mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri yani Allahu Teala'nın bilgisi tükenmez. Dolayısıyla bilgi Allah'ta ol der, olur her şey. Bu ayet bunu söyler. Sonra Kehf suresinin son ayeti. Kul innema ene beşerun mislukum. Bununla beraber de ki ey Muhammed ben sizin gibi bir beşerim. Yani Rabbimiz böyle kelimeler sahibi olan bir Allah, böyle bilgi sahibi olan bir Allah. Ben ise onun bir kulu, bir beşerim. Ama farkım şu, yuha ileye, ennema ilahukum ilahu vahid. Bana vah yolunuyor. İnsanım, sizin gibiyim, yer içerim ama bana vah yolunuyor ve vahi olma özelliği ile birlikte Allahu Teala'nın bana indirdiği kelimelerin en büyüğü bu yani vahyin temel konusu sizin ilahınız tek bir ilahtır. Tek bir ilahımız var Allah. Bütün Kur'an bunu anlatıyor. Femen kâne yarcu liha rabbi. Kim de Rabbine kavuşmayı umuyorsa, bunu bekliyor, bunu istiyorsa, yani ahiret var biliyorsa, artık Allah bir kabul etmiş, ahiret de var kabul etmişse, fel yâmel amelen salihan. Salih salih ameller işlesin. Allah'a güzelce götürecek, onu yolunda yürütecek, cennete ulaştıracak ameller işlesin de ve la ibadeti rabbih ahada Rabbine hiçbir şey ortak koşmasın. Allah'la birlik kimseden medet ummasın, ona yalvarmasın, yakarmasın. Yolu sıra gitmesin, çözümünü çözüm kabul etmesin, bilgi kaynağı olarak değerlendirmesin de Allahu Teala'ya elini açsın, yüreğini açsın, hayatını açsın. İşte Allahu Teala hemen bu bitimden sonra tekrar bizi vahin önüne getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla söze başlıyoruz. İşte o Allah, bilginin sahibi olan Allah, kelimelerin sahibi olan, biricik olan ve kıyamet günü karşı karşıya kalacak olan kalacağımız Rabbimiz diyor ki: Kaf ha ya ayn sad. Bunlar Allahu Teala'nın kitabının surelerin başına koyduğu harfler. Bunlar bizim de kelimelerimizi oluşturan harfler ve biz bu kelimelerle konuşuyoruz. Ama Allahu Teala'nın konuştuğu kelimeler tükenmez. Biz ise biten şeyler söylemek durumundayız. Bizimkiler ile Rabbimizin kelimeleri benzemeyecektir. Dolayısıyla sizin şiirleriniz, sizin nesirleriniz, sizin yazı çizileriniz de bu harfler ve bu kelimelerle ama şimdi konuşan Allah ona göre dinleyin. Ve Allahu Teala peygamberine bunu böyle okudu. Kaf ha ya ayn sad diye okudu peygamberimiz. Cebrail'den böyle öğrendi. Ve sahabe-i kiram işte Cafer bin Ebu Talip mesela böyle okudu, böyle öğrendi. Ondan dinleyen tabi'in, ondan dinleyen tebe-i tabi'in de böyle okudular. Dolayısıyla bu kitap Allah'ın kitabıdır. Bu Resul, Peygamber aleyhisselatü vesselam onun elçisidir. Allah ona vahyetmiş ve biricik olduğunu söylemiştir. Ve kitabı böyle okutmuştur. Biz eğer din öğrenmek istiyorsak, peygambersiz bir din öğrenemeyiz. Allah'ın kelamını bize okuyup öğreten bir peygamber var ve onunla okuyup öğrenmekteyiz. Pek çok yerde ben ancak bu kadar söylüyorum. Ya nedir bu huruf-u mukatta denilen harfler? anlamlar ne, nedir bunu bilmiyoruz. Ama bana öğrettiği iki bilgi var. Bir, Allah konuşuyor. İki, Peygamber bize bunu ulaştırıyor. Öyle dinle ey Müslüman, böylece teyakkuzda dur. Allahu Teala bizi muhatap kabul etmiş. Bize söz söylüyor. Biz onu dinlemeyeceğiz, öyle mi? Eşimizi, dostumuzu dinleyeceğiz ama Allah'a kulak vermeyeceğiz, öyle mi? Olmaz, Rabbimizin huzurundayız ve onu dinliyoruz. Buyur Allah zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya bu kulu zekeriya'ya senin rabbinin rahmetini bir anışıdır hatırlatmasıdır zikir biliyorsunuz hatıra demek hatırlatma demek yani böyle bir eski günden bahsediş demek ama asıl da zikir şeref demek şan demek fakat daha çok Kur'an'da kullanılan anlamıyla gündem demek. Zikr öyleyse bu bir gündemdir. Şimdi Allahu Teala'nın gündeme aldığı birisi var. Kim, kimin gündemini alıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın. Kimin gündemini alıyor? O günkü Mekke dünyasının. Hem kafirler hem de müminler için. Şimdi biz de okuyoruz. Bizim de gündemimizde Allahu Teala'nın konuşun dediği, hatırlayın dediği birisi var. Bu bir hatıra. Allahu Teala hatırlatıyor. Bu, hatı, bu hatıra, bu hatırlama benim cennet yolumda bana lazım. Çünkü Rabbim böyle biliyor. Her şeyin sahibi, bilginin sahibi olan Allahu Teala bir şeyi gündem yapacak bize. Ne o? Nedir konuşmamız gereken? Allah rahmet etmiş. Merhamet etmiş. Rahman ve Rahim olan Allah merhameti her şeyi kuşatmış olan Allahu Teala merhamet etmiş kime? Kulu Zekeriya'ya. Kullarından bir kul olan Zekeriya'ya. Kulluk vasfı bu surelerde ön plandadır. Biliyorsunuz İsra suresi yine kulla başlar. Kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp mescidi aksaya götüren Allah diye ifade eder. Onu tesbihinden bahsederiz. Kehf suresi kuluna kitap indiren Allah'a hamdolsun der. Ve şimdi Allahu Teala diyor ki kulu Zekeriya'ya Allah'ın rahmetidir bu. Senin Rabbin olan Allah'ın bir rahmetidir. Onu hatırlatacak Rabbim sana. Yani ey Muhammed kul sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala kullarından bir kul olan Roma'nın kapitalist düzeni içerisinde Yahudi çilesiyle yaşayan, iki tarafın elinde ezilmiş, perişan olmuş, kimsesiz, çocuksuz bir peygamber, bir ihtiyar, bir fani Allahu Teala ona sahip çıktı. Onu bırakmadı, elinden tuttu. Ona ne rahmetler verdi. Sen ki sana da kulsun sen bu rahmeti sana da tattıracaktır. Öyleyse bugünün kulları, Yeryüzünün bir köşesinde yaşayan bizler, Allah'ın kadın kulları, Allah'ın erkek kulları. Bakın Allahu Teala Zekeriya kuluna nasıl merhamet ettiyse, o senin Rabbindir. Aynı zamanda sana da bu şekilde merhamet eder. Rahmeti <laughs> Rabbike. <laughs> senin Rabbinin rahmeti. Bunu hatırlatıyor Allahu Teala peygamberini. Bu Mekke'nin yozları, yobazları, bu Mekke'nin ağır adamları sana karşı çıkan, muhalefet yapan, zorbalık yapan kimseler zannediyorlar ki sen yalnızsın. Bilal yalnız, Ammar yalnız, Abdullah İbni Mesud yalnız. Hayır, Rabbim var, Rabbimin rahmeti var. Ve allah Teala'nın rahmetini ne şekilde göndereceği de ayrı bir durumdur. O kulun hiç beklemediği bir zamanda, hiç beklemediği yerden merhamet eder ve işte böylece Rabbimin merhameti gelmektedir. Kul Zekeriya Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın rahmetinin ne şekilde tecelli ettiğini Rabbim bize öğretecek. Biz de dinleyeceğiz inşallah.